Mesela ben kendime sordum. Bu alemde ne öğrendin diye sordum. Baktım hiçbir şey öğrenememiş. Hiçbir kelime dışarıdan öğrenememiş. Yoktur, sıfır. Sadece Rabbimizin öğrettikleri vardır. Başka bir şey yok. Ama hiçbir kelime yok. Olur ki insan birinden bir kelime öğrenir, yok öyle. Bu her birimiz için bu böyledir. Biz öğrendiğimizi zannediyoruz bir şeyler. Ama hakikat öyle değildir. Çünkü sadece Allah'ın ayetleri imanımızı arttırır. Sadece Allah öğretiyor. Öğreten Allah'tır. İnsana bilmediğini öğreten Allah'tır. Her neyi öğrendiysek bilelim ki o mutlaka ayetin beyanidir, ayetin tefsiridir. O gönlümüzde yer eder ama geriye kalan her ne varsa Allah onu siliyor. Geriye her ne varsa o bizi kirletiyor da ondan siliyormuş. Söyledim, kontrol ettim, tek bir kelime bulamadım. Dışarıdan öğrendiğim bir kelime acaba var mıdır diye, yok. Her neyi işitirsek işitelim, neyi öğrenirsek öğrenelim. Eğer o bizim gönlümüze onu yazmadıysa o silindi. O siliniyor. Ama buna karşılık eğer biz onu kendi nefsimize yazdırırsak onu silmek çok zor. Şeytan onu vesveseyle eğer gönlümüze yazdırırsa onu silmek gerçekten çok zor. Ne zaman ki onu silecek olan bir vesileyle sildiyse, yerine ayetlerini, vahyini yazdıysa, o zaman nefis tezkiye olmuş olur. Nefis o perdelerden kurtulmuş olur. Onun için kula düşen Rabbinin huzurunda ben senin bana öğrettiğinden başka bir şey bilmiyorum. Herhangi bir şeyi senin öğrettiğinden başka anlamıyorum. Bunun içinde elbette ki bir öğretenin olması gerekir. Onu gönlümüze, Allah'ın ayetlerini gönlümüze yazacak birinin olması gerekir. Elbette ki bu Resulullah Efendimiz'dir, peygamberlerdir. Aynı şekilde kıyamete kadar peygamber varisleridir. Her şeyi dosdoğru anlamak gerekir. Yoksa yalan, yanlış şeyleri gönlümüze yazmış oluyoruz ve onu taşıyoruz. Bir yük olarak taşıyoruz. O bize sadece ağırlık verir. Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi kitap yüklü merkep olur. İnsanın kendini bilmesi, anlaması için o ilk anı da anlaması gerekir. İlk andaki kendi yaratılışını da anlaması gerekir. Bütün varlığın yaratılış sebebi sadece Allah'ın kendi kendini, kendi güzelliğini sevmesidir. Dolayısıyla bu güzelliğini tecelli ettirip hem kendisi şahit olmak hem de şahit kendi güzelliğine, güzelliğine şahit kılmak için bütün varlığı yaratmayı diledi. Bunun en başında insan gelir. En başında hakikati Muhammediye, övülen Rabbimizin hakikati,
tecelli etmiştir. Bütün insanların ruhu, hakikati, maneviyatı ondan tecelli edip yaratmış. Sonra gerisini, hepsini onun için yarattı buyurdu. Onun emrine amade kıldı. İnsanın yaratılışı aşktan ibaret, Allah'ın sevgisinden ibaret, güzelliğinin tecellisinden ibaret. Kendi güzelliğini seviyor, dolayısıyla tecelli edip yaratınca insan Allah'ın güzelliğinden ve aşktan ibaret bir varlık olmuş oluyor. Onun için eğer bir şeyi seviyorsak bizim için kıymetli ve değerlidir.